dolabının en nadide parçası. Bunu komşumun oğlu Almanya'dan getirdi. Fabrikanın satış mağazasından almış. Bunu her öğünde yutacaksın. Evet. Şunu da sabahları aç karnına bütün aile şurup gibi sulandırıp içeceksiniz. Ama sakın köpeğe vermeyin. Kör ediyormuş hayvanları. Sıdıka, kız duydun mu bak? Bizim lord köpeğe bunu vermeyeceğiz ha. Duydum anne. Çocukların ve köpeklerin ulaşamayacağı bir yerde saklarım. Yalnız sizin bu ilaç transferiniz hiç hoş değil. Günün birinde tabipler birliğine şikayet edeceğim sizi. Safiye, sen en iyisi bunun dilinin uzanamayacağı bir yere sakla o ilaçları. Ben bunu havanda dövüp de kendim imal etmiyorum. Grip için almıştım ama hepsini içemedi. Ziyan olmasın diye annene getirdim. Ziyan olmasın diye hap yutulur mu Goncagül teyze ya? Günün birinde yanlışlıkla ekstezi mekstezi yutacaksınız. Ondan sonraki kanınızda kokainle beraber ana haber bültenini çıkaracaklar böyle. Ay. Bu kıza da laf yetiştirilmiyor. Bir laf söyle bin laf işit. Muhalif ev kızı sen de. Hem senin işin gücün yok mu bakayım ha? Sahi Goncagül teyze, iş dedin de Arzum ne yapıyor? Klinikte falan mı? Hani bugün telefonda konuşurken havale geçirir gibi bir hali vardı da. Doğru söylüyor. Ay telefonda seninkisi abuk subuk konuşunca şey zannettik, hani ara sıra geliyor ya seninkine, ondan zannettik. Yok canım, nakliye işine girdi. Bizim tanıdık Işılay Hanım var. Üveyik nakliyatın sahibi. Bir bayan elemana ihtiyacımız var. Gelsin telefonlara baksın diye ısrar edince ben de modern görüşlü bir anne olarak neden olmasın kızım dedim. Bak gördün mü anne, Arzum bile işe girmiş çalışıyor. Bense işsizler ordusunun sadık bir neferiyim hala. Almışlar işte, ne yapalım yani. Allah Allah. Halbuki bu TSE'nin işe alacak elemanlara bir standart getirmesi lazım değil mi? Yani O da ne demek Arzum bile ayol? Çalışmayan kız mı kalmış şu devirde? Çabuk mutfağa git. Hızla burada çay bir şey yap anacığım. Gözüm boğuluyor. Sıkışıyorum. Ay sıkıntı bastı. Benim kız yılda iki sefer ikramiye alacakmış. Söylemiş miydim bana? Sonra servisleri var. Eve kadar bırakıyor. Ne bileyim ben, yani birini bulup evlenirse ondan sonra tam 18 ay doğum izni. Anne ya, ben de bir işe gireyim ha? Ne dersin? Şu gayri safi milli hasta denen pastada ben de yer almak istiyorum. Şöyle üzerinde Sıdıka Saka yazan küçücük bir dilim. Kız başlama yine, Allah Allah. İşmiş diye baban bunu duyduğu zaman senin kafanı o pastanın içine gömer, pasta savaşları başlar. Bilmiyor musun Sıdıka? Aşk olsun Goncagül. Sen de eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdün yani durduk yere. Zaten yılda 3 kez ekonomik özgürlük, kadın hakları birey mirey diye başımıza ekşiyor. Hatta bunu böyle durdurduk, sakinleştirdik derken aklını çeldin sen de yani. Ha? Ama haklı bir yerde Safiye. Eskiden de o çalıştırmamalar. Hay Goncagül, sen ocakta yemeğin memen yok mu anacığım ha? Hadi bir koşu gidip bakıver ha? Hadi koş anacığım. Ay yanıyor yemek canım. Hay. Ay yandı yemekler ha. Hadi Goncagül. Ay o da eskidendi ayol. Artık yemek falan pişirmiyorum. Bizim kıza şirketten şöyle bir fiş mi ne vermişler. Lokantalarda geçiyormuş. Artık fişi veriyoruz. Dışarıda yemek yiyoruz. Sıdıka, şu tuzu uzatır mısın bana? Senin tuzun var oğlum, orada baksana. Külahın içinde yemekten önce koymuştum. Ya, demek tuzumu da ayırdınız ha? Evlatlıktan nereye dedin de olsun bitsin bari be. Şunun şurasını da eve grip getirdik diye sofrayı toplama kampına çevirdiniz zaten. Bunu abi... Eve grip getirdin diye kendine garip edebiyatı yapma. Benim yüzümden bütün salon maske takıyor zaten. Bir de siz dışlamayın bari. Gel benim dükkanda çalış oğlum. Ben seni dışlamıyorum ki. Sana marka falan veririm. Bütün gün çay gazoz falan içeriz.
Evet, sakalesinin tüm fertleri. Geleneksel kim geldi acaba bahsimizin? Suare bölümünü açıyorum. Pamuk eller cebe. Benden Zehra'ya 500.000 lira. Junior müdürüme kekik, ada çayı filan toplayacağım diyordu. Bende bozuk yok. O zaman şöyle 20 tane çay markası koyuyorum. Yani bu saatte gelse şetaret gelir kocasıyla kavga edip. Epidir ortalarda yoktu zaten. Aman Gonca Güldür, ocağın üstüne yemeğin yok ya, zırt pırt bize gelir artık. Bu Maturel Burcu gelmiştir. Bugün beni çok kırdıydı da gönlümü almak ister. Biliyordum. Hop. Koyma o mikroplu paranı bizim bahis sepetimize. Sen onu önüne koy, ben bilahare alırım. Tamam. Sen geldin. Paralar kasaya kaldı da. Bu kim? Kızım sen hangi Arzu'nun? Kız bu ne böyle devlet bakanı gibi giyinmişsin ha? Kızım böyle kız başına anan izin veriyor mu öyle? Nasıl oluyor ya? Nasıl işmiş bu? Patron da kadın zaten Zekeriya amca. Hem eve kadar servis bırakıyor. Gelirken şoföre şurada dur dedim. Hemen evin önünde indiriverdi. Senin adına çok sevindim Arzum. Darısı yaşıtlarının başına. Bunu size getirdim Zekeriya amca. Şirketimiz Üveyik Nakliyat Ajandası. Siz de çalışan bir insansınız. Dükkanda işinizi görür. Teşekkür ederim kızım. Sağ ol. Karnın falan açsa ye bir şeyler ye. Yok, iş yerinde veriyorlar. Hatta gece mesaiye kalanlara kumanya bile var. Bu kalemler de size Safiye teyze. Promosyon maksadıyla müşterilerimize dağıtıyoruz. Artık siz de bizim birer müşterimiz sayılırsınız. Ay çok sağ ol Arzum. Vallahi billahi en sevdiğim renkler anacığım. Hop anne. Kırmızı olanı benim. Hemen iç etme. Ne yapacaksın oğlum sen kırmızı kalemi şiir falan mı yazacaksın ha? Dövüş salonunda lazım oluyor ama anne. Örneğin hassas bir vuruş öncesinde mermerin üzerine bir konsantrasyon noktası işaretlemek icap ediyor. Ya! Ama uydurma be Samim. Öyle ha diye birbirinize vuruyorsunuz işte. Ay bilmiyoruz sanki. Öyle ha diye vururken de birbirinizin ağzına mikrop kaçırıyorsunuz çocuğum. Sana da dut kurusu yaptırdım kuru yemişçiden Sıdık'a. Artık evde otururken yersin. Ne güzel. Teşekkür ederim Arzu. Sıdıka, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar Sıdıka, mutlu yıllar sana. Alo, Sıdıka, bil bakalım ben kimim? Hay, birden çıkaramadım kardeş. Siz bana 45 yıl kadar bir süre verin, düşüneyim. 45 yıl sonunda ararsanız bakalım hatırlayacak mıyım, hı? 45 yıl geç olur Sıdıka. Hayır yani meşgulsen filan yarım saat sonra arayayım. Saçmalama Kenar. Hadi ne söyleyeceksen söyle de ört şu telefonu, hadi. Benim bir isteğim yok Sıdıka. Asıl senin bir isteğin, bir arzun varsa emret. Yani ne de olsa bugün senin doğum günün. Happy birthday ederim Sıdıka. Ay üstüme iyilik sağlık. Sen nereden biliyorsun bugün benim doğum günüm olduğunu? Müneccim lapası mı yedin? Ben bilirim Sıdıka. Yoksa annen olay yerinde bulunan bir ebe miydi? Yok Sıdıka, ebe değil. Olaya bir muhtar vesile oldu. Geçen seçimlerde seçmen kütükleri güncelleştirilirken muhtarlığa gitmiştim. Benden az önce de baban çıktı muhtardan. E'si bütün evraklar masanın üstündeydi. Şöyle bir 10-15 saniye baktıktan sonra hepsini ezberledim. Hani bir doğum yılı olsun, sayfa no, cilt no, hepsini yuttum Sıdıka. Bu arada aklıma gelmişken Medeni Hali Hanesi'nde de bekar yazıyordu. Herhalde öyle yazacak Kenar. Daha ne kadar yazacak ki Sıdıka? Yani malum bugün de doğum günün yani. Yıllar akıp gidiyor. Hani diyorum ki yani şurada menopoza girmene ne kaldı? Doğru konuş edepsiz. Bak anacığım, Kenar.
Bana bir doğum günü hediyesi vermek istiyorsan kapat şu telefonu ha? Bari bugün taciz etme beni. Tamam Sıdıka. Madem öyle diyorsun bugün seni bir daha aramam. Gerekirse çıkarırım şu telefonun sim kartını, yutarım. Ama bana izin ver, sana yaptığım sürprizi söyleyeyim. Sakın ortalık bir yerde yapmasaydın Kenar. Ay evden biri görür, daha yeni yaşıma girmeden kapının eşiğindeyken biri İffet'ime sürpriz yaptı diye vururlar beni. Yok Sıdıka, onu düşündüm ben. Sen şimdi kalk, gece saat 03'ten sonra Show TV aç. Hani orada teletext yayınları var ya, mesajlar hani. Heh. İşte orada sana doğum günü kutlamak için mesaj gönderdim. Tamam mı Sıdıka? Bak unutma, gece saat 03'ten sonra televizyonun başında. Hadi elveda. Sanki evettesin hani ya, bir gece kalacak. Olmaz dedim ya Sıdıka. İyi noeller Safiye teyze. Ya bak hani ya, alt tarafı bir gece daha bizde kalacak ya. Kız niye ikide bir geliyor bize bu karı ha? Zırt pırt öyle. Gizli gizli belgeselimizi mi çekiyor yoksa Sıdıka? Ya ne alakası var canım? Geçen sefer geldiğinde çok hoşuna gitmiş. Bir gece daha kalmak istiyor işte. Olmaz. Ha? Alışır sonra hep ister. Hem sadece kendisi istemiyor ki. Asıl annesi göndermiş. Geçen sefer kızıma çok iyi göz kulak oldu. Safiye Saka iyi bir anne, insan evladı diye düşünüyor herhalde kadın. Hem bana bak, Ezgi Su'yu terbiye edip cemiyete kazandırsan fena mı olur? Hadi ben olur dedim Sıdıka. Ya baban kızarsa? Sen olur dedikten sonra baban bir şey demez. Bizim evin vize ve pasaport işlemlerinden sen sorumlusun. Hadi ama ya, kalkmış gelmiş işte kız. Ay tamam Sıdıka tamam. Sadece bir gece kalabilir. Ama söyle ona babanın yanında öyle fosur fosur sigara falan içmesin. Tamam, çok sağ ol kız anne. Çark mutfağı sevdi, kalıyor. Çarkım, hadi 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 hadi. Tamam tamam. Bizde dansöz haram zaten anasını satayım. Ne var iki dakika baktıysak? Ben sana bakma demiyorum bize geliyor ha? İkisini de birden aynı kanalı seyretme diyorum sadece. Ay sonra şifreler kaçar değil mi anacığım ha? Bana bak Samim, sen de kalk şu telefonları getir hadi çocuğum, elimin altında olsun. Masanın üstünde de kağıt kalem var, onları da getir hadi bakayım. Hadi sana Samim! Kaptın ulan! Tamam baba ya. Ezgi Su asansörde çocukla baş başa kalınca neler oldu? Az sonra! Karı başladı yine pehlivan tefrikası gibi car 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 konuşmaya. Sıdıka, ne yapıyorsunuz siz burada ha? Çabuk içeriye gelin, şifre toplayacağız. Ya ne bize ne ya şifreden? Ev abim toplasın, onun boyu daha uzun. Abin aptal, o beceremez. Hem kız kısmı daha iyi anlar böyle şifre işlerinden. İyi de anne, Ezgi Su'ya ayıp olmaz mı ya? Kız buraya şifre toplamaya gelmedi ki. Şurada laflıyorduk ne güzel. Onun buraya niye geldiği ortada. Hani içip içip komaya girmesin diye annesi buraya yollamış. Ha burası alkol tedavi merkezi değil Sıdık Hanım. Ne ya? Anlıyor musun? Ya yani bir işin ucundan tutmasını öğrensin. Anlıyor musun? Ya ha böyle sosyal aktivite alkolik bünyeye çok iyi gelir çocuğum. Evet anne. Yürü hadi. Ha, iyi akşamlar amcacığım. Hadi. Hasan evde miydi? Ha ben Samim. İlkokuldan arkadaşıyım. 746 Samim değil, hemen tanır. Ne? Hasan artık o evde oturmuyor mu? Ben kendisini 4. sınıftan sonra görmemiştim de. Ya sahi ne yaptı? Bitirebildi mi okulu? Evlenip başka bir eve mi taşındı? Ha, ben şeyi soracaktım. Hani bu akşam için bir planı varsa. Ha sahi sizin bir programınız varsa size geleyim mi amca? Alo? Alo? Zekeriya, ay sen yine dansöz seyrediyorsun. Ne var ya, sen demedin mi seyret diye? Zekeriya, ben sana dansöz seyret dediysem kanal kanal dansözün peşinden koş demedim değil mi? Ha? Hay belli bir kanalda dur da şifreleri takip edelim. Hay senin şifrene de sana da ya. Kızım, kızım karıştırma şunları, edebinle otur. Pardon Safiye Hanım teyze ya, televizyon şifreyi verdi ona yazacaktım. Kostümler Faruk Saraç yazdı. Terzi adı o kızım, şifre değil. Salak şey.
Samim, meşgul etme ulan telefonu. Getir şuraya. Onu aldım ben kız. Sen dördün şifreyi söyle bana. Kaç? 42. Tamam. Şimdi de öbür kanalın ilk şifresini söyle. Ha? Kız çabuk değiştir Sıdık'a şu kanalı hadi. Ne? Bunlar az önce vermişler şifreyi. Başka kanal aç, boşu boşuna seyretmeyelim. Gonca Gül. Ha? Dinliyorum anacığım. Evet. Hangisi miydi? Dur bakayım dur. Ha, hece hece veriyordu onlar. Evet. Kız hece hece veriyordu diyorum ya. Ne? Zö mü? Aa! Ay Zö diye şifre olur mu ya Gonca Gül? Bir yanlışlık olmaz anacığım ha? Sıdık'a, kız çabuk git içeriden imla kılavuzunu bul getir. Hadi. Ha. Gonca Gül. Bak anacığım, ikinci şifreyle birlikte okuyunca olmuyor ya. Emin misin sen Zö olduğuna? Ha? Aman iyi iyi tamam hadi. Hadi sonra konuşuruz anacığım hadi. Hadi Sıdık'a. Ne? Aa, imla kılavuzunu getir. Ay saçmalama anne, bizim evde imla kılavuzu ne arasın? Sen sağa sola emirler yağdırırken ağzından öyle bir laf çıktı ama kapatalım o konuyu. O sırada sen kendinden geçmiştin. Ne? O ananın her zamanki hali kızım. Her sene aynı terane. O şifre toplayacak diye biz televizyonda abuk subuk programları seyrediyoruz. Alo, alo. Osman abim evde mi? Ne, üç odalı yerde mi? Ne diyorsun sen kardeşim ya? Alo, alo. Lan Samim, şu tavlayı getir de bir iki saat oynayalım bari hadi. Ne tavlası baba ya? Ben şu an televizyondan başka bir yere bakamam. Annem emir verdi, şifreleri yazıyorum. Ya? Tombala yok mu tombala? Abi biriniz getirin de tombala oynayalım bari. Sıdık'a kalk kız hadi kalk. Ama baba sen geçen sene hileli diye bütün tombalayı sobaya atıp yakmıştın. E bu saatte de nöbetçi tombalacı bulunmaz ki. İyi be iyi. Oradan bir silah verin de kendi kendime Rus ruleti oynayayım bari. Sus. Bana bakın ben biraz kestiriyorum. Sibelcan yeni yıl mesajı verirken uyandırırsınız tamam mı? Bu yıl Zeki Müren'in yerine kesin o çıkar. Ay ilahi Zekeriya ha. Ay Zeki Müren'in yerine o karı çıkarmayacak. Ne yapar yapar gene Zeki Müren'i bulurlar arşivden çıkarırlar. Ezgi sor. Sıkılmıyorsun değil mi? Yok. O nasıl yoydu kız öyle? Birazdan bu şifre faslı biter. Geçeriz odamıza yine. Cidden sıkılmıyorum Sıdık'a ya. Yalnız siz ya bu yılbaşını çok farklı geçiriyorsunuz. O yüzden alışamadım. Farklı mı geçiriyoruz? Nasıl yani? Yani mesela şu anda eğer evim nerede olsaydı strip poker ya da şişe çevirmece oynardık. Şişe çevirmece mi? Bu nasıl bir oyun? Bak şimdi şişeyi koyuyorsun, etrafına oturuyorsun, sonra şişeyi çeviriyorsun. Alo, yılbaşı masası buyurun. Hala, Jetaytala sen misin? Şifre mi? Dur bir dakika dur. Anneme vereyim. Evet. Önce telefonumu verin ya. Arayayım falan olur. Alo hala, hangi kanalın şifresini istiyorsun? Ya! Şeter abla. Benim Safiye. Ha, iyiyim iyiyim hamdolsun. Ha yok vallahi biz de alamadık. Ha elektrikler kesildi de yeni geldi. Ha. Alırsak biz sana haber veririz Şeter abla. Hadi sana iyi yıllar. Ziyan işliğe de selam söyle. Hadi. Hani niye yalan söyledin ki Şeter Talam'a? Sabahtan beri almadığın bir şifre kalmadı ki. Bilgi Bankası mı kız burası? Allah Allah. Dikkatli takip etseymiş. Ne yapalım yani? Laf. Kanallar dünyanın parasını harcıyor seyredilmek için. Ayol yazık günah be. Ne? Ferit askere mi gitti? Bu halde evde değildir. Tüh be. Yok, size değildi. Tamam. Ya, dikkat, dikkat. Tamam. Bir yerin kırılmış olabilir. Hayır. Oğlum rahat dursana. Morluğunu alır ekmek için. Bırak şu televizyonu salak şey. İstemiyorum anne ya. Demin de yüzüme iki parça bonfile yapıştırdınız zaten. Ekmek de koyunca iyice ocakbaşı mangalına döndü ya. Oğlum zaten suratın çarşamba pazarına dönmüş döneceği kadar. Onun için karışma da birazcık şu ekmekleri yapıştıralım. Morluğun geçsin. Anne ekmekler kızardıysa öbür tarafını çevirsene. Gel hadi gel. Gel. Abi şimdi soğuk soğuk şu buzları böyle basalım. Soğuk soğuk yoksa şişlerin inmez. Ya yeter ama ya. Ya bütün buzdolabını salona taşıyıp orama burama sürüyorsunuz ya. Hasta hakları denen bir şey var. İstemiyorum. Reddediyorum sizin tedavinizi. Red. Çok konuşma. İnek yani ise.
Kız anne, biraz da salatalık mı doğrasaydık? Şöyle göz kapaklarının altına yapıştırırdı. Ya Sıdıka, sen içerideyken biz bu konuyla ilgili bütün esprileri tükettik ha. Aa, didişmeyin bakayım. Samim, bir daha böyle kavgaya falan tutuşursan anneciğini ara, e mi yavrum? Kavganın ortasında durup annemi mi arayacağım yani süt kuzusu gibi? Ayol, başına bir şey gelir diye söylüyorum. Hani böyle hastaneye falan kaldırırlar, acil yardımdan böyle hoppadanak anneciğini ararsın, ya? Ya dur, vay anne! Cep telefonu almışsın kendine ha? Anne, hemen bunun melodisini ne yapıyoruz? La 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 la! La 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 la! Yaşa Fenerbahçe! Kaçtı bunun pin kodu? He? Dur bakayım, ne dediydi baban Sıdıka? İzmir'in kurtuluşu neydi kız? İzmir mi? 9 Eylül. De, nereden icap etti şimdi? Tamam, sen pin kodu 9 Eylül yaz. Ama yaptın anne ya. 9 Eylül diye pin kodu mu olur ya? 4 haneli bir rakam olması lazım. 4. Bak mesela 1907. 1907. Kız niye tarihi çarpıtıyorsun? Doğru düzgün söylemiyorsun Sıdıka ha? Niye tarihi çarpıtıyorsun? Yani pin kodu yüzünden ilk dijital azarımızı da işitmiş olduk. Bravo yani anne. Ya niye suçlu ben oluyorum ki? Belki başka bir tarihtir de sen yanlış hatırlıyorsunuz. Sahi o İzmir'in kurtuluşu değildi değil mi? Ay babana o kadar söyledim Sıdıka. Benim doğum tarihimi yazalım dedim yani. O 1400'lü bir şeydi ama neydi ya? Ay nerenin kurtuluşuydu? İstanbul'un fethidir o anneciğim. 1458. 450. Bu telefon bozuk mu ya? Çalıntı malıntı olmasın sakın. Ya İstanbul'un fethini bilmiyor ya. Bozuk olan telefon değil. Senin tarih bilincin 1458 değil bir kere, tamam mı? 1453. 1453. Baban arıyorsa yok de çocuğum. Ay adam sabahtan beri iyi ki bir cep telefonu aldık. Arayıp arayıp işli diyor ayol. Alo. Annemin telefonu buyurun. Safiye Sakar'ın telefonu değil mi o ya? Çaldırdı mı yoksa kaçta göz arasında şaşkın karı? Yanlış numara kardeşim. Bu telefon 1453'ten beri bende. Samim sen misin lan Sıpa? Bana bak oğlum. Öyle ananın pin kodunu sağda solda yüksek sesle söylemeyin ha. Telefonu bir çaldırırsa yanarız gider. Evde misiniz? Anan evde mi? Evdeyiz baba. Yuvamızdayız baba ya. Oğlum. Sen evde oturacağına gelip burada bana yardım etsene. Ya senin yüzünden dükkanı bırakıp çiçe bile gidemiyoruz ya. Hem ne işin var senin evde ha? Bana bak lan, kursu ekiple kaçtın mı yoksa? Seni Baturalp Hoca'ya şikayet edeceğim ha, ona göre. Ne kaçması baba ya? Yani Baturalp Hoca ev ödevi verdi de onun için evdeyim. Bu yoğurt kabında fasulye yetiştireceğiz baba. Ya artık fasulyeler büyüyünceye kadar da evdeyim ya. Neyse ben kapatıyorum. Annem daha sonra seni arar, tamam mı? Hadi hoşça kal, bay. Biraz rahat bırak aleti, rahat. Nefes alsın, fotosentez falan yapacaktır belki. Karışma sen Sıdıka, kapa çeneni. Allah Allah. Bizim zamanımızda sadece cep fotoroman vardı Sıdıka Hanım ya. Böyle cep telefonu falan yoktu. Ne haber? Demek bu yüzden gelmiyordun dükkana Samim Efendi. Bakma lan öyle enini kaybetmiş ayı gibi. Biz de vakti zamanında çok sopa yedik. Sopa yiye yiye atmasını da öğrenirsin elbet. Ya dövüş sanatlarında olaya sopa yemek yahut sopa atmak şeklinde bakılmıyor baba. Ayrıca o sopa yiye yiye atılır dediği şeyden de literatürde yok. Ya ikide bir sopa yediğimi suratıma vurup durmasana ya. 11 kişiydiler diyorum sana. Bak hala sanattı spordu diye felsefe yapıyor ya. Oğlum böyle işlerde felsefeye gerek yok. Fırsatını buldun mu kafayı gömeceksin. Tekmeyi koyacaksın. İyi de baba, yani dövüş sanatları açık denizde yol alan bir gemidir.
Rüzgarını felsefeden alır, dümende de dövüş teknikleri vardır. Bana bak lan, sen adamlara böyle laflar ettin de ondan mı çıktı kavga? O zaman sen hak etmişsin oğlum. Sanat manat, hikaye, öyle artistik puan, estetik tekme, dijital görüntü filan bunlara boş vereceksin. Onları düşünürken suratın ortasına yersin yürüyen merdiveni. Tebrik ederim baba yani seni. 100 yıllık dövüş sanatları tarihini bir buzdağına çarptırdın sonunda. Hayırdır inşallah bu saatte. Zekeriya, boşuna telefonu açma anacığım, kontürün bitmesin ya. E ben çaldırdım. Açmayalım da besleyelim mi Safiye Hanım? Yu, 41 cevapsız çağrı. Ya kızım oynama şu telefonla ya. Bana bak Sıdıka, al ananın elinden şu telefonu, bozacak ya. Sıdıka, dur be. Bana bak, bunda bir acayip kargacık burgacık yazılar çıktı. Ne diyor bu, bir oku bakayım şunu. Kim? Telefonun dil ayarlarıyla oynayıp Yunanca'yı çevirmişsin. Bütün seçenekleri Yunanca olmuş. Kız ne yapacağız peki şimdi? Nasıl düzelteceğiz bunu ha? Ay bilmiyorum ki. Sen Sayın Rauf Denktaş'ı bir cepten ara istersen. Şimdi Kıbrıs'ı istemesin bu Yunanlılar. Bak Sıdıka, makara falan yapma anneyle. Şimdi bu Yunanca olunca ne oluyor? Yani şifresi mifresi falan mı değişiyor? Kızım adam gibi konuş. Değişiyor tabii anne. Artık İstanbul'un fethi yerine Atina'nın fethini yazacaksın ya. Ya oğlum kafasını karıştırmayın şunu ya. Safiye, kurcalayıp durma sen de şu telefonu. Çalınca aç, bitince kapat. Allah Allah. Ah oldu. Al bakalım telefonunu. Ben bunun kılavuzunu hatim ettim bir kere Zekeriya Efendi, tamam mı? Öyle pim nedir, punk nedir hepsini öğrendim evelallah. Aferin karıcığım, aferin. O kılavuzda telefonu nasıl yok edeceğini de yazmıyor muydu karıcığım? Pes yani, deminden beri çalıyor, duymuyor musunuz? Açsanıza şunu. Dövüş sanatları yüz yüze konuşmaya önem verdiği için telefonda yardımcı olamadım. O yüzden buraya kadar yordum sizin. Estağfurullah abi. Şimdi biz bir grup işportacıyı temsilen buradayız. Ben mevsimlik kazak satıyorum. Malum ekmek parası için. Bütün gün sokaklarda zaten canımız çıkıyor. Bazen de belediye memuru arkadaşlarla aramızda bazı tartışmalar çıkıyor. Tatsız hadiseler yaşanıyor. Haliyle insan kendini savunmak durumunda kalıyor. Yoksa terazilere, arabalara el koyup malları denize boşaltıyorlar. Bu bakımdan arkadaşlar olarak sizden bazı şeyler öğrenmek istiyoruz. Yani yanlış anlamadıysam siz zabıtalarla mücadele etmek için benden ders almak istiyorsunuz, öyle mi? Evet abi, aynen öyle. Bize bir iki pozisyon göstersen. En azından nefesimiz açılır. Kaçarken kolaylık olur. Yakalanırsak da mallara el koydurtmayız. Kusura bakmayın ama bu meslek ahlakı açısından mümkün değil. Yapamam. Niye ki abi? Para yerine gazoz kapağı vermeyeceğiz ya sana. Elbet karşılığını ödeyeceğiz. Sizi anlıyorum ama ortada çok ters bir durum var. Ben zabıta arkadaşlara ders sözü verdim. Aynı anda iki karşıt gruba ders veremem. Daha iyi abi. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Birinin eline bir silah vereceksin, öbürünü boş bırakacaksın. Şimdi bu durumda bize bir iki savunma taktiği göstermen gerekiyor. İşportacıyız diye küçümseme insanı abi. Hem benim bildiğim kadarıyla dövüş sanatları önünde herkes eşittir. Arkadaş doğruyu söylüyor. Dövüş sanatları önünde bütün insanlar eşittir. Üniformalı diye zabıtaların tarafını tutmak yanlış burada. Kardeşim, aslında benim öyle bir niyetim de yok. Dövüş sanatları özünde şiddete karşıdır. Fakat zabıta şiddeti bir yerde resmi hizmete mahsustur diye kabul ettim. Yoksa ben felsefesini almayan kimseye çığlık atmasını bile öğretmem. Peki biz ne yapacağız şimdi abi? Habire zabıtanın kötü muamelesine mi maruz kalacağız? Elimizi boş koyma abi. Bak biz de ekmek parası için çalışıyoruz. Anla halimizi. Canım siz de niye kayıt dışı ekonomi cephesinde yer alıyorsunuz ki? Yaptığınız iş yasalara tamamen aykırı. Canım abim, bize bir yer gösterilse biz de gider dükkanımızı orada açarız. Sokaklarda dolaşmayız. Yok ki ilgilenen. Yani ben yaşamım boyunca yasalara hep saygı duydum. Yakın çevrene bir sor bak. Niğdeli işportacı Muhsin dedim mi herkes beni tanır. Niğdeli mi? Bir dakika bir dakika. Yoksa sen portakalcı mısın? Niğdeli portakalcı. Evet abi. Nereden bildin? Ben Niğdeli portakalcı Muhsin. Nerede kaldı bu hoca ya? Aman aman iyi. Randevuya az kaldı. Belki bizi bu yaşlı hoca çalıştıracaktır. Zaten asıl usta kendisiymiş. Aa merhaba Refik. Nasılsın? Şey affedersiniz hocam. Derse ne zaman başlayacağız? Ders mi? Bilmem ki. Benim Gonca Gül Hanım'la buluşmam gerekiyor.
Ama biz hazırız. Siz bize yardımcı olamaz mısınız? Kusura bakmayın, ben sizinle ilgilenemeyeceğim. Çünkü randevum var. Gonca Gül Hanım'la buluşacağım. Batur Alp Hoca ne zaman gelecek peki? Yandaki emlakçıya gitti. Birazdan gelir Refik. Refik'ti değil mi? Hoca da geldi galiba. Batur Alp Hoca bir an önce derse başlasa da ben de o Niğdeli Portakalcı'ya gününü göstersem. İşini bırakıp geldiğin için dövüş sanatları sana minnettardır Samim. Of. İki düşman gruba ders vermek zorunda kaldım. Ama kendimi savaş çıkartıp üçüncü dünya ülkelerine silah satan biri gibi hissediyorum. Yani bir gruba sen ders verirsen vicdanım rahat eder. İşim vardı hocam ama gene baltayı taşa vurduk. Hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor ya. Çok doğru Samim. Dövüş sanatlarında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Demek boş zamanlarında felsefeyle uğraşıyorsun artık ha? Aa, bu gelen Şonli Usta değil mi? Evet o. Hayırdır inşallah. Batur abi çabuk evladım çabuk. Merhaba Refik. Ya senin Refiklerle öbür Refikler kavga ediyor. Nasıl yani hocam? Ya içeride birbirine düşman iki Refik grubu var. Eyvah! İşportacılarla zabıtalar. Olamaz. Ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Rica ederim. Burası ticari bir müessese. Senin ayrı görüşeceğiz Ninja. Yaktım sana. Demek bizi tuzağa düşürüyorsun ha? Durun yapmayın. Yapmayın. Sahipler bize bir şey öğretmedin. Yapmayın. Demi sanatlarına ihanet etti. Bırakın. Ninja efendi, ver şu yufkayla ekibin sigarasını. Efendim yenge? Hadi hadi oyalama beni, çıkar şu yufkayı. Kadına bak, düpedüz haraç istemeye başladı. Bana bak yenge, seni uyarıyorum. Bir ninja haraç istenilecek en son kişidir. Ne haracı be adam? Sepetten çaldığın yufkayla sigarayı geri istiyorum sadece. Fakat yenge... Ne yani, inkar mı ediyorsun? Ne zaman sepeti aşağı sarkıtsan mutlaka bir şeyler eksik çıkıyor. Senden başkası yapmaz bunu. Sepet korsanı. Bir yanlışlık olmalı yenge. Ne malum bakkalın eksik koymadığı? Bak bak, bir de nur yüzlü bakkalımıza laf ediyor. O adam gibi bakkal sadece uygun market reklamlarında var artık. Aynen o reklamdaki gibi iyi huylu bir oğlu, temiz yüzlü bir karısı var. Bakkalın medeni hali beni hiç ilgilendirmez yenge. Ayrıca sana şunu söyleyeyim, ben sigara içmem. Bu daha kötü. İhtiyacın olmadan çalıyorsan sen hastasın demektir. Allah bilir o yufkayı da yemek için değil, kiremit gibi kırmak için çalmışsındır sen. Sepetiniz gidiyor yenge. Eşlik etmek ister misiniz? Ver şu sepeti. Kaşla göz arasın da peynir de çalarsın sen. Börek peynirsiz olmaz ki. Hayrola hocam? Yine niye gelmiş bu kadın? Bugün doğrudan merkezi sinir sistemime çalıştı Samim. 3 saatlik bir meditasyon ancak kendime getirir beni. Hayrola Samim? Sen niye erken geldin bugün? Şey hocam, ben bugünkü derse katılamayacağım da size onu söylemek için uğramıştım. Devamsızlık mı yapacaksın Samim? Evet hocam, başka bir kursa yazıldım da. Başka bir kurs mu? Ne o Samim? Artık sana yetmiyor muyum? Yanlış anladınız hocam. Hem sadece sürücü kursuna gideceğim ben. Demek öyle ha. Ne desem bilmiyorum ki Samim. Yani gönül isterdi ki yalnızca bana hocam diyesin. Ama hocam, yani insan trafik konusunda da ruhunu olgunlaştırmalı değil mi? Ayrıca bugün huzur operasyonu sırasında aracınızı çevirdikleri vakit kara kuşaktan evvel ehliyet ve ruhsat istiyorlar. Felsefe var mı orada Samim? Felsefe var mı? Felsefe mi? İyi de ne alakası var hocam? Sen bilirsin Samim. İster şoför olursun, ister ninja. Yazık. Bugün de çok önemli bir konu olan sekteye uğramış bülbül tekniğini anlatacaktım. Senede bir defa anlatırım o tekniği. Senede bir defa mı? Ama hocam... Ben... Hadi Samim hadi. Sen kursuna geç kalma hadi. Hadi hadi! Tamam hocam ya. Adama bak ya. Resmen kıskandı ya. Hocam. Hocam. Os. Hayrola? Ne yapıyorsunuz hocam?
Bu duman ne böyle? Yoksa apartmanın bacası mı çekmiyor yine? Sandal ağacı tüsüsü yaktım Samim. Asabi bünyeler için birebirdir. Ferahlatır insanı. Artı kişinin dimağını açar. Sahi sen niye geldin Samim? Bitti mi sürücü kursun? Yok hocam. Daha devam ediyor. Ama ninjalığı da ihmal ediyor değilim yani. Mesela bugün direksiyon çalışırken aklıma yepyeni bir fikir geldi. Sürücü kursunda insanın aklına öndeki aracı geçmekten başka ne gibi bir fikir gelebilir ki? Öyle demeyin hocam. Yani oranın da bir felsefesi var. Mesela hayatta kalmak istiyorsan gör ve görül. Demir Bükey'in lafı bu. Kendisi ileri sürücülük teknikleri uzmanı. Yani bizdeki yüksek ninja gibi bir şey. İyi de ya ne demek şimdi bu? Yani içe bakış ve duru görüşle ilgili bir felsefe mi? Evet. Görüşle bir ilgisi var tabii. İşte farlarını yak, camlarını temiz tut, sileceklerinin suyunu daima kontrol et vesaire yani. Tamam tamam. Bünyem bunu pek anlamadı Samim. Ama neyse şimdi boş verin bunları hocam. Siz bana başka kursa gidiyor diye kızıyorsunuz ama şu ehliyeti bir alayım. Sizin işinize daha çok yarayacağım. Bana şoför lazım değil Samim. Unutma ki ben bir ninjayım. Konsantre olup manevi alemde astral seyahate çıkarsam aklının alamayacağı yerlere giderim. Bunun için de bana şoför ve araba lazım değil. Orası öyle de hocam. Ben arabayla üstünüze çıkmak için söylemiştim. Park sorunu bu kadar büyük boyutlara vardı mı ki Samim? Ne işin var arabayla üstümde? Hadi canım. Anlamamış gibi yapmayın hocam. Bir düşünsenize. Şimdi siz konsantre olmuşsunuz. Ben arabayla üstünüze çıkmışım. Şöyle medyayı da çağırıp güzel bir gösteri hazırlamışız. Hı? Medya mı dedin? Doğru söylüyorsun Samim. Medya bütün frekanslarını bu işe tahsis eder. Artı kursumuzun reklamı olur. Gerçi her kanalın bir şişkosu, bir ninjası var ama biz de bu araba gösterisiyle çıkacak ayrı bir kanal buluruz. Sonra apayrı bir numara daha ekler. Bir dakika Samim, bir dakika. Duyuyor musun? Ne var bunda hocam? Apartman yengesi bakkala sesleniyor. Evet evet. Bu apartman yengesinin sesi. Bakkala sepet sarkıtıyor. Hadi. Nedir o elinizdeki hocam? Bu bir fare kapanı Samim. Hocam kapanı ne yapacaksınız sorma sahip? Hayır yani fare içinse bizim kediyi getirebilirdim ben. Hayır Samim. Kapan apartman yengesi için. Kendisi sepetten yufka çalmakla suçladı beni. Şimdi kayıp yufka yerine elleri kapana sıkışınca görür gününü. Ama hocam. Samim o ham bir kişi. Bu cezayı hak etti. Hadi yürü içeri. Tamam hocam. Günaydın Safiye teyze. Günaydın. Nasılsınız? Ya uyandırmadık değil mi Safiye teyze? Tamam. Servis bugün bizi erken bıraktı da. Ah kızım ne uyandırması, biz ailece erkenden kalkarız. Hele Samim en erken uyananımızdır. Aa, gerçekten mi? Yani şimdi Samim yok mu evde? Ay yok ama gelecek ya, sen merak etme. Ay ben de siz geleceksiniz diye akşamdan istatistik yaptıydım. Onları göstereyim, hadi gel. Sıdıka kız getir istatistikleri çabuk. Getirdim anne. Hoş geldiniz. Günaydın Zekeriya amca. Uyandırdık mı yoksa sizi? Önemli değil kızım. Biz zaten ailece geç kalkarız. Ne kadar geç kalkarsak elektrik suyu o kadar az kullanıyoruz ya. Zekeriya Bey, pardon. Nereye gidiyorsunuz? Tıraş olacağım. Gelirim birazdan, başlarız. Ben de gelebilir miyim? Böylece tıraş alışkanlıklarınız konusunda da bir fikir sahibi olmuş oluruz. Tıraş sabunu, su tüketimi falan. Safiye teyze. Bizimle meşgul oluyorsunuz. Yemek yapamıyorsunuzdur değil mi? Mercimekli köfte getirdim size. Ah benim hamarat kızım. Ay Samim de pek sever mercimekli köfte. Anne, geyiği bıraksak da şu bizim istatistiklere geçsek diyorum. Sıdıka, şu köfteyi mutfağa götür bakayım hadi. Biz akşamki istatistiklere dönelim kızım. Bak şimdi. Bak çocuğum. Bunu Samim'in ortaokul defterinin arasında buldum. Coğrafya dersinde arkadaşıyla 51 oynamışlar. Benim evladım 4 kere kazanmış ya. 1989 senesinde boyu tam 16 santim uzamış. Ayrıca bugüne kadar 12 bin tane kiremit kırmış çocuğum. Çok benim. Enteresan. Benim de bazı tespitlerim oldu Sonat Hanım. İzninizle onları aktarayım. Bakın en başta televizyon bağımlı...
bağımlısı bir aile olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Mesela dün akşam tam 4 saat televizyon seyrettik. Ve bu sırada sadece 8 cümle konuştuk. Yani televizyon bizi gizli gizli öldürüyor. Sadık'a boş ver televizyonu. Bak sen beni dinle kızım. Bizim Samim geçenlerde nefesini tam 6 dakika tuttu, hiç nefes almadı. Ay inanmıyorum. Bu Samim Bey gerçekten çok müthiş. Öyledir öyle. Ya, oğlum diye söylemiyorum güzel kızım. Ay yani bir tanedir Samim. Anne sanıyorum bizim protein eksikliğimiz abimin rekor denemelerinden daha önemli, öyle değil. Bakın Sonat Hanım, sürekli karbonhidratlı besinler alıyoruz. Balık etini ise hemen hemen hiç yemiyoruz. Bunu da belirteyim yani. Sadık ha, geçen gün protein pişirdim ya ben size. Ha, düpedüz iftira atıyorsun yani. Ne iftirası anne ya? Ben günümü karıştırıp oradan çıkardım bu verileri. Bakın Sonat Hanım, bir de aile içi şiddet söz konusu. Annem her gün ortalama 4 tane terlik fırlatmış bana. Sadık'a kapat çeneni kız. Devlete ne benim attığım terlikten ha? Senin gibiler yüzünden giremiyoruz işte Avrupa topluluğuna. Ne var ikicik dövdüysek el alemi anlatmak mı lazım hemen? Ben kapıya bakayım. Çok acıyor mu Zekeriya Bey? Evet, siz 8 şiddetinde acıyor yazın. Gerekirse ben tekrar ölçerim. Aa, estağfurullah. İstatistiki açıdan sormamıştım. Hoş geldiniz Sami Beyciğim. Hoş bulduk İstatistik Hanım. Ama şu istatistik lafını da bir türlü söyleyemiyorum. Zaten ben hiçbir zaman üç haş taş hoş haşof da diyememişimdir. Bakın yine diyemedim. Ay ilahi Samim Beyciğim, çok komik bir insansınız. Yani sizinle insanın canı hiç sıkılmaz. Koca bir ömür böyle gülerek geçer. Koca dedim. Teşekkür ederim. O sizin kendi komikliğiniz. Öyle söylemeyin Samim Bey, ben çok ciddiyim. Şahsen kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırlar. Onlarla 4 kişilik bir yuva kurma arzusundadırlar. Öyle mi? Sizi tebrik ederim Sonat Hanım. Annem beni acele eve çağırmıştı ama benim daha acele bir işim çıktı. Tekrar dönüyorum ben. Size iyi sayımlar dilerim Sonat Hanım. Ama gidiyor musunuz? Ama biraz daha kalsaydınız bu evde gidip ilginç insansızsınız. Sohbet için çok teşekkür ederim yenge hanım. Yani ninjalık müessesesinin devletin bir memuru tarafından ciddiye alınması beni gerçekten çok sevindirdi. Aa, rica ederim Batur Alp Bey, yani Samim'in kocasını... Koca dedim, pardon. Kocasını tanımak benim için bir onurdur. Hayırdır Sonat Hanım? Yani 45 kişilik bir ninja salonunda atılan tekme tokat sayısını ölçmek için mi geldiniz? Yok. Ya yani anneniz çalıştığınız iş yerinizi tarif etti. Ben de bir görmek istedim. Hem Batur Alp Hoca'yla da tanışmış oldum. Sonat Hanım olgun bir kişi, açık bir dimağ, artı hayırsever bir kişi Samim. Tamam hocam ya. Sonat Hanım iş yerimizi yeterince görmüştür herhalde. Sanırım zaten kendisi de gitmek üzereydi. Ay tabii canım. Siz dersinize bakın. Nasıl olsa akşam evde koca... Bolca diyecektim. Tamam Sonat Hanım. Hadi size güle güle. Kış. Ne bir şey ya. Sonat Hanım'a psikolojik tekmeler atman ninja hoşgörüsüne hiç yakışmıyor Samim. Yani rencide oldu kızın bünyesi. Olsun hocam ya. Onun niyeti başka zaten. Annemle kumpas içindeler. Görmüyor musunuz? Her şeye yanlışlıkla koca diyor kız ya. Vakitlice parmağına nikah aynasını takan ninja kimse ferahlar Samim. Artı hayatına bir düzen gelir. Her gün karışık tost yiyen bir bünye kuvvetten düşer. Artı belden aşağısını kontrol etme olayında ön plana çıkamaz. İyi de hocam, benim bu Sonat Hanım'la hiçbir ortak mevzum yok ki. Ben daha doğru dürüst istatistik bile... Aman neyse o lafı bile söyleyemiyorum daha ben ya. Her neyse Samim, yani sen yine de iyice bir düşün. Yani dediğim gibi kendisi çok münevver bir kişi. Artı ninjalar gecesi davetiyemizden 3 tane birden aldı. Erbiyat. Günaydın yenge. Eğer işiniz bittiyse kiremitlerimi geri almaya geldim. Kiremit mi? Evet yenge. Geçen gün bir parti kiremit siparişi vermiştim. Bugün sayarken eksik olduğunu fark ettim. Sizden başka kimse almaz o kiremitleri. Hadi geri verin. Transta öğrencim var. Daha dönüp onu uyandıracağım. Aa, manyak mısın sen be adam? Ne yapayım ben senin kiremitini? Ne bileyim yenge. Çatıyı falan onardınız herhalde. Yalnız keşke sorsaydınız. Yani o kiremitler çatı işine pek gitmez. Doğrudan doğruya biz ninjalar kıralım diye üretiyorlar onları. Sen resmen canına sulamışsın. Bana bak, git kendi imkanlarınla intihar et. Apartman yöneticisini meşgul etme. İyi ama bugüne kadar apartmanın nesi kaybolduysa gelip benden sordunuz. Ben sizden başka yetkili tanımıyorum.
başlıyoruz yenge hanım. Ne oluyor ya? Allah ayaklarım yavrum. Yavrum. Hocam, hocam neler oluyor? Aman hocam. Hocam. Apartman yengesiyle ufak bir işim vardı da sanırım. Aman hocam. Oy. Bundan sonra savunmayı bırakıp saldırıya geçtim sanırım. Dövüş tekniklerinde saldırının çok önemli bir yeri vardır sanırım. Oğlum. Bundan sonra sürekli rahatsız edeceğim kendisini. Elinize sağlık hocam. Zaten saldırı en iyi savunma tekniğidir. Tebrik ediyorum yani. Sağ ol sanırım. Hadi aşağı geçelim de şu balo davetiyelerini paylaşalım. Davetiye mi? Hocam dün de bahsetmiştiniz. Ne davetiyesi bunlar böyle? Ninjalar Cemiyeti yararına gece düzenleniyor da onun davetiyeleri. Yani ninjalık aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumudur. Davetiyeleri satıp cemiyete gelir sağlayacağız. Park et artık şu koltuğu Zekeriya. Ziya enişte, demek paraları kaptırdım he? Ya kaptırdık. Elde ne var ne yok hepsi geçti. Canım bir sürü mal almışsın işte Ziya enişte. Hay hay, buna da şükür. Hakikaten ya, bu koltuklar güzelmiş. Bunlardan başka var mı orada he? Asıl o bilgisayar çok kıymetli Ziya enişte. Onu almakla çok iyi etmişsin. Bilgisayar Ziya eniştenin nesine yarasın Sıtık ha? En iyisi yine para sayma makinesi çocuğum. Parası kaldı mı sayacak? Seninki de laf yani. Polise filan başvurdun mu enişte? Nasıl geri alacaksın paranı? Ya polise gideceğim de ne diye çünkü? Her parayı almadım derse ne yapacak? Ne yani? Parayı verirken makbuz filan almadın mı? Kız kara cahil gibi konuşma. Herif dolandırıcıymış. Ne makbuzu kesecek? Sahi adı ne bu dolandırıcının? Tanıdık bir dolandırıcı mı? Hayır olur ha. Bizi de dolandırmak ister diye soruyor. Harbin dolandırıcılık kariyerini hiç bilmez. Fakat adı Zeki Zede. Zeki Zede mi? Eyyuh artık enişte ya. Sen de resmen hak etmişsin. Adamın adı bile ben dolandırıcıyım diye bas bas bağırıyor. Zeki Zede. Ay bu böyle banker Zede, döviz Zede gibi bir şey ya. Kusura bakma enişte ama parayı verdiğinde mağdur olacağın en başından belliymiş. Ay insan bu kadar da bariz dolandırılmaz ya. Kız üste gitmesene adamın. Hay yüreği yanmış zaten. Ha şöyle ortalama laflar söyle. Ha ne bileyim cana geleceğine mala gelsin enişte falan de değil mi? Ay cana geleceğine mala gelsin Ziya enişte bir. Ay üzülme sen. Nasıl üzülme Safiye? Ben o parayı biriktirene kadar neler çektim? Koyucu bir yakalasam öldüreceğim. Ya da boynunu kırarım. Tamam, en azından döverim. Şşş dövmek döndüm de aklıma geldi. Lan Samim sen bir ninjasın. Arkadaşlarımla şöyle toplaşsanız diyorum. Gidip o herifi bir güzel dövseniz de benim parayı kurtarsak ha. Sen merak etmeyin işte ya. Biz ninjalar her zaman mağdur mudilerin yanında olmuşuzdur. Birazdan gider Botanay Hoca ile konuşuruz. Kendisi yüksek ninjadır. Paranı faiziyle geri alır o adamdan. Allah yaşayan fakir fukara babası ninjalar. Şişt, bak şişt, bana bak. Yalnız benim parayı kurtarmadan önce herifi bir güzel dövün olur mu? Vay be Ziya enişte. Demek ninjalara kadar düştün sonunda. Ama seni de biliyoruz Zekeriya. Zamanında seni dolandıran bankerin kedisinden medet umuyordun. Neymiş efendim? Kedi ne yapar eder sahibini bulurmuş. Ha, o günleri unutmadık. Canım ne karıştırıyorsun şimdi eski defterleri? Tamam zamanında biz de sağa sola para kaptırıyorduk ama artık akıllandım. Kimseye zırnık kaptırmam. İnsan bu devirde artık babasına bile güvenemiyor değil mi baba? Sahi ya biz dün akşam seninle iddiaya girmiştik. Ne oldu o iddia paraları? Ne parası yavrucuğum? Kimse bilemeyince kasaya kaldı onlar ya. Gelin gelin kapı açık. Sen miydin Samim? Ben de meditasyona girmiştim de kapıyı o yüzden açamadım. Kusura bakma. Aman estağfurullah hocam. Esas biz sizi rahatsız ettik meditasyon yaparken.
Ne yapıyor dedim sen hoca? Meditasyon enişte. Allah kabul etsin Batur Efendi. Cümlemizinkinim. Beyefendi kim Samim? Ne amaçla burada bulunuyor? Kendisi yabancı değil hocam. Eniştem olur. Bir mağduriyeti var da sizi onun için rahatsız ettik. Ziya eniştemi Zeki Zede adlı bir şahıs fena halde çarpmış. Hem de nasıl çarptı? Paraları aldı sonra da iflas etti. Bey ortadan kayboldu. Kurt yesi. İyi de Samim. Yani ben iflas masasında Kondor Toto komiseri değilim. Yani size nasıl yardımcı olacağım? Şey diyorum hocam. Yani bu Zeki Zede'nin bürosunda şöyle bir dolaşsak ha. Belki kendisiyle rastlaşırız. Olmazsa en azından yerini öğrenmiş oluruz. Zaten az bir konuşunca ikna olur lavuk. Tamam şimdi anladım Samim. Doğru söylüyorsun. Hemen gideriz. Dövüş sanatları tarih boyunca küçük tasarruf sahibinin hep yanında olmuştur Samim. Sağ olasın Batur abi efendi. Ne olmuş lan buraya böyle? Görüyor musun Namıkçığım? Bu insanlara iyilik yaramıyor vallahi. Geçmiş olsun Zeki abi. Dün bayağı bir hareket vardı burada. Sağ ol Hüseyin, sağ ol. Birkaç kendini bilmez terbiyesizlik yapmış işte. Çay yok mu? Çay var da önce şu borcu kapatsak Zeki abi. Bizim hesap küçük meblağ zaten. Kapatırız Hüseyin'cim. Ne kadarmış bizim borcumuz? 53 çay ama sen 50 marka versen de olur abi. Ayıp ettin Hüseyin. 50 markanın lafı mı olur? Ama başka bir seçenek daha var. Ne seçeneği abi? Sen şimdi benden marka alma. Haftaya tam 150 marka kazan. 150 marka mı? Tabii Hüseyin'cim. Hatta 70 marka daha ver. Daha çok kazan. Heh şöyle. Ne kadar çok koyarsan o kadar çok kazanırsın. Bana daha fazla marka verebilecek çaycılar tanıyor musun? İki tane daha çaycı bul. Daha çok kazan. Başka çaycı mı? Nasıl olacak bu iş abi? Ya anlatırım Hüseyin'cim ama uzun sürer. Hadi sen şimdi git biz önemli bir şeyler konuşacağız. Abi bir anlaşmazlık olmaz değil mi? 150 marka kazandıracağım dedin de. Ah be Hüseyin'cim niye anlaşmazlık olsun? Biz hep buradayız. Sen hatta bana da bir çay getir. Peki abi. Hatta 3 çay getir Hüseyin'cim. Hadi bakayım. Of. Bana bak Namık. Bunların hiçbiri önemli değil. Başka yer kiralarız ama o bilgisayar bana çok lazım. Kim aldı onu? Ya ne bileyim Sinop Aksan ile konuşan iri yarı bir adam aldı. Hatta para sayma makinesini, koltukları falan da götürdü. Ya adam üşenmemiş, yanında bir de hamal getirmiş ya. Terbiyesiz insan. Alçak bunlar, alçak. Alçaklar. İyi günler. Zeki Zede'ye bakmıştım. Buyur canım. Ne yapacaksın Zeki Zede'yi? Bir miktar birikmiş param vardı, onu verecektim. 1'e 3 kazandırıyor diyorlar onun için. Benim Zeki Zede, alayım paraları. Haftaya gel, iki mislini al. Büyüksün abi, ver elini öpeyim. Öp canım, öp. Hadi. Para tamam. Sen şimdi iki kişi daha bul, sistem müdürlüğüne terfi et. Peki Zeki Bey. Gördün mü? Büroyu boşuna dayayıp döşemişiz Namık. İşler böyle de yürüyor zaten. İyi günler. Biz Zeki Zede'ye bakmıştık. Sen misin o dolandırıcı? Yok vallahi abi. Beni de çarptı o namussuz. Kaç gündür burada bekliyorum. Bir yakalarsam fena yapacağım. Bizim enişteyi de çarpmış. Gerçi kendisi bilgisayar birkaç parça mal kurtarmış ama. Bilgisayar mı? Evet. Ama bulursak gene de fena yapacağız o adama. Para piyasalarında enişteme öyle madik atmak cami duvarına işemek gibidir. Abi burada bekleyin istiyorsanız. Biz gazete serip akşamları burada yatıyoruz. Ya da en iyisi siz adresinizi verin. O buraya gelecek olursa biz hemen sizi ararız. Sağ ol hocam ama biz onu kendi imkanlarımızla buluruz. İsterseniz bir dedektif tutabiliriz abi. Malum varımızı yoğumuzu kaybettik. Ama Zeki bulunca parayı geri öderiz. Siz isterseniz biraz para bırakın bana. Ya aslında iyi fikir ha. Hocam sizde para var mı? Yürü Samim gidelim. Dedektif tutmak biz ninjaların işi değildir. Arada bir gelip burayı kolaçan ederiz. Güle güle abi güle güle. Çıkıp adamları takip ettim. Doğru bir dövüş salonuna gittiler. Yalnız öyle höt deyince bilgisayarı geri verecek tiplere benzemiyorlar. Ne yapacağız? Vay! Bizim gibi saygın iş adamlarına kaba kuvvet ha? Biz de onların dininden konuşuruz. Sen hemen bir mafya ile irtibata geç. İyi dedin abi. Kimi arayalım? Al şu parayı.
Şöyle büyük bir mafya olmasın. Zira sadece gözlerini korkutacağız. Deli Fevzi hayatta mı? Yok, Deli Fevzi olmaz abi. O en erken 99 senesine randevu veriyor. SSK mı lan bu? Ne demek 99 senesine randevu verir? Bu aralar işler yoğun abi. Yani sivil toplum örgütü, gazeteci, sanatçı, sırada vurulacak bir sürü adam var. Abi bu millet azdı azdı Zeki abi. Neymiş, hakmış, hukukmuş, demokrasiymiş, öyle ötsüt ediyorlar. Tamam kes! İstemiyorum Fevzi'yi. Başka bir mafya bul. Şöyle sessiz çalışan, fazla masraf çıkarmayan, son üç işi nedir, başarıları nelerdir? Seç bir tane. Galoplarını öğreneyim abi. Ne galopu lan? Yani öyle bir söyledin ki abi şimdi. Yani at yarışı bülteni gibi mafya bülteni var da ben oradan bakacağım. Nereden öğreneceğim abi sonuç fukuhatını? Amma cahilsin be Namık. Gazeteler sayfa sayfa susurluk raporu yayınladı. Al bir tane oku, seç oradan, fırla. Susurluk raporu. Çocukları. Geç hadi geç. Ne yapalım yani? Adam mı yerler ya? Mahallenin namusu onlardan sorulur. Bir de dayak yeme benim yüzümden. Yok ya. O kadar kolaydı sanki. Arada sen olmasın gaz döküp yakarım o mahallenizi ben. Geç oldu, ben gidiyorum. Gel buraya gel. Ne zaman buluşacağız bir daha? Yarın akşamüstü çıkabilir misin? Annem şüphelenmeye başlıyor. Geçen ablamı ağzıma arattı. Ya askerliğin biter bitmez evleneceğiz dedik ya. Ablam hep öyle derler diyor. Askerlik bahaneymiş. Nereden biliyor ablan? Yani kaç adam göndermiş askeri? Tövbe yarabbi ya. Eniştem assubaydır, o demiş. Eniştene saygı duyarım. Ve fakat o da çıkmamış mı yani vaktinde ablanla? Hı? Kuytuda sevmemişler mi böyle birbirlerini? Hı? Yarın akşam üzeri Şükran'ı iş yerinden ara. O beni çağırır. Hani Şükran'dan anahtar alacaktın? Ne yapacaktık Şükran'dan anahtarı alıp? Hiç. Evi şöyle bir dip köşe temizlerdik. Kızcağız çalışıyor, vakti olmuyordur. Deli. Yalan yok. Deliyim. Sana deliriyorum kız. Bana bak, uzatma, al o anahtarı, tamam mı? Ben uzaklaşana kadar sakın çıkma. Annem nerede? Madreti tuttu, yatıyor. Ne bu ya? Baş ağrısı gibi bir şey mi? Daha kötü. Bana bak, seninle konuşmam lazım babam gelmeden önce. Hı. Geç geç. Bir şey soracağım ama gülmeyeceksin. Ya gülmeyeceksin dedim ya kız. Daha sormadın ki. Tamam ama aramızda kalacak, söz mü? Tamam söz, hadi dökül bakalım. Peki. Hadi. Peki peki, tamam. Kızların G noktası neresi? Ne? Diyorum. Sen de kızsın ya. Bilirsin işte canım. Ya anneme soracak halim yok ya. Babama sor. Ayıracağım sapık. Dalga geçme kız. Bizim çocuklar söyledi. Öyle bir yer olurmuş kızlarda. Yorum yok. İnsan kardeşine böyle şeyler sormaz. Ayıp, söyleyemem. Git başka yerden öğren. Peki o... Gazeteden aldığımız ansiklopedilerde yazar mı? Bilemeyeceğim. Ama galiba G harfinin olduğu ciltleri alamamıştık. Kuponlar eksikti. Peki, madem o ayıp... hipotenüsünüz nerede sizin? Hı? Kızların hipotenüsü olmaz salak. Mahallenin itleri kaldırmışlar seni. O dediğin üçgende olur.
Nasıl yani? Şey mi demek istiyorsun? Kutu. Kızım anla işte ya. Çocuklar dalga geçer diye onlara soramıyoruz herhalde. Ne olur yani söylesen. Hayır yani sen kitap filan okuyorsun bilirsin. Şimdi bak. Farkındayım. Ayıp tabii. Ama sen benim kardeşimsin. Hem bu ilmi bir şey. Evet. Tamam tamam. Madem yüzün kızardı. Unut gitsin. Unut. Bakma öyle. Özür dilerim. Özür dilerim Sadıka, tamam ya. Ha, özür filan diledi ayı. Bu kız işi bayağı ciddi galiba, incelmişsin. Aşık filan mısın lan abi? Ne aşkı ya? Sen karı bana hasta. İşte beni görünce böyle dudağı yere düşüyor. Kaçmaz yani, böyle kitleyip gönül eğlendireceğim. Pis eşek. Elin kızcağızına neler diyor. Senin beyninle kalbin pantolonunda gelişmiş oğlum. Gönül eğlendirecekmiş. Ben sana hipotenüsün ne olduğunu anlatayım da gönül eğlendir biraz o zaman. Cahil eşek. Hipotenüs öyle bir şey değil bir kere. Çok şaşıracaksın ama hipotenüs bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenara denir. Gerizekalı. Bu dik açının tam mı karşısı? Ay. Erkek değil mi? Açı. Dik deyince yani karşısında. Da ne? Yuh aslanım, yemişsin sen kafayı ya. Bir taraftan pantolon reklamından sabun reklamına kadar baldır bacak, gece keyifleri. Ara beni, boya beni, embeliler, milletin aklını donuna düşürmeler. Diğer taraftan cehalet, baskı, el yordama, yalan yanlış efsaneler. Yazık aslanım, yazık. Yok yok, ne yazık kız? Sen abini ne zannediyorsun? Ellimi sallasam. Ellisi. O yazık lafını da bir daha duymayayım. Höt yani. Babam galiba. Evi yıkacak gibi kapıyı örtüne göre cinleri tepesinde. İşin yoksa herifi dinle şimdi 2 saat. Yine neye kızdı acaba? Sıdıka! Sabir! Safiye! Yandık vallahi. İçtimaya istiyor. Bana bak kız. Hı. O G noktası işini unut ha, tamam mı? Tamam. Öyle tamam. Bir şey olmadı, konuşmadık yani. Sapık, tamam. Safiye! Safiye! Sıdıka! Safiye! Aman Allah'ım. Safiye! Günaydın baba. Günaydın, günaydın. Sıdıka! Kız! Anne! Ya Safiye, Sıdıka, biriniz baksın şuraya ya! Boşuna bağırma baba, ben de baktım yoklar he! Nereye giderler lan sabah sabah? 40 kere de söyledim, ikinizden biri şu evde dursun diye ya! Aaa! Ayşe Üzgün Şov'a filan gitmiş olmasınlar baba! Yani bütün kadınlar çocuk çombalak toplanıp gidiyorlar. Lan ne Ayşe'si, ne Üzgün, ne Şov'u be! Ne işi var ananın oralarda sen? Bu ne be? Sıdıka! Kız, gözlüğümü getir! Sıdıka yok ki baba ya. O zaman git sen getir. Tamam baba ya. Nerede gözlüğünüz? Git bizim odaya bak hadi. Tamam. Sayın Zekeriya Saka. Sizinle iyi günleriniz oluyor. Ne? Sinop'a kaçmışlar. Olur mu baba ya? Notta Sinop'a gitmedik yazıyor. Ulan kaç yıldır ananın Sinop'tan başka yere kaçtığı mı var? O zaman telefon edip hemen çağıralım baba. Ne çağıracağım be? Ne olmuş kaçtıysa? Sanki ben onsuz yapamam. Sanki ben tek başıma işimi göremem. Samim kalk lan kahvaltıyı hazırla. Ben mi? Yok ben. Tabii ki sen ulan. Ben senin babanım. Eşşoğlaşık. Hadi kalk. Baba ya. Ulan sabah ilk iş soba yanacak demedim mi ben bu evde ha? Niye buz gibi bu ev? Ay, gazetem nerede benim? Bundan böyle sabahları erken kalkıp gazete alacaksın. Ananla Sıdıka yok artık. Kim bilir nerede keyif çatıyorlar. Çabuk ol. Yürü. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Baba ya. Sevdiğim bitmedi mi hala bulaşık? Yok bitmedi. Anan olacak karı
evden kaçmadan önce yememiş içmemiş bulaşık biriktirmiş. Ama bu çok saçma baba ya. Yani yemeyip içmediyse tabaklar nasıl kirlenmiş ki? Bana bak lan. Sen o karate kursunda sürekli kafana darbe alıyorsun herhalde. Çekil git, bir de ben yarmayayım kafanı şimdi ha. Tamam babacığım ya. Akşama ne pişireceksin baba? Zeytin pişireceğim Samim Efendi. Kusura bakma, aşçılık lisansımı yanıma almayı unutmuşum. O yüzden peynir ekmek yiyeceğiz. Peynir ekmekle ninja bünyesi beslenir mi ya? Ölüp gideriz vallahi annemler dönene kadar ya. Puh! Sen ne biçim ninjasın lan? Bir ninja enerjisini her zaman idareli kullanmayı bilmelidir. Artı böylece kişide tasarruf duygusu gelişir. Fazilet merdiveninde bir basamak daha yükselir o kişi. Vay be, ne güzel konuştun baba ya. Tabii konuşacağım lan. Batur Alp Hoca anlattı bana bütün bunları. Artı o da bekar bir insan. O nasıl yaşıyorsa biz de yaşayacağız artık. Sevdiğim biz o koku mi? Yok artık bu evde. Sen kadınım. La la li la 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 li li la la la. Anılar saçılmış. Odaya her yere eşyalar toplanmış seninle birlikte. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kadınım. Anılar saçılmış odaya her yere. Ya geldik be geldik, Allah Allah, cırmaklamayın şu kapıyı be. Tamam tamam. Safiye nerede? Yok kendisi, ne olacaktı? Bugün kabul günü, nereye gitti? Vallahi bilemeyeceğim, biz de kendisinden haber almaya çalışıyoruz. Ne olacak şimdi? Olur mu ayol, onun bugün günüydü. Dolarları da peşimdendi. Dolar mı? Tabii ya, bizimkisi dolarlı kabul günü. Gün sırası gelene masraflar için dolar veriyoruz. Hayda. Baba, kim bunlar ya? Hay Allah, siz de mağdur oldunuz şimdi. Tabii ya. Bak şu Safiye delisinin karıştırdığı halta ya. Ne olmuş baba, ne olmuş ya? Başlatma lan sen de şimdi. Hadi babanın canım, pamuk ambarından. Elin kör olmuş. Görmüyor musun? Ananın güm karıları bastı evi. Ne yapayım lan? Ne yapayım? Hepsini alıp eve götüreyim. Götür götür. Önce gün ne var onda? Ya şimdi hanımlar. Hanımlar, telaşa mahal yok. Sevgili hanımlar, Safiye Saka en kısa zamanda dönecektir. Dolarlarınız sizlere kuruşu kuruşuna geri iade edilecektir. Veya karşılığında kurabiye, kek, kısır, dolma gibi gün malzemeleri dağıtılarak mağduriyetiniz giderilecektir. Lütfen şimdi sessizce dağılın. Hadi bakalım, hadi. Sayıp niçin saatlerdir katil eşek arılarıyla ilgili bir belgesel izliyoruz ya? Vallahi anneme soracaksın abi. Bizzat kendisi seçti bu katil eşek arıları belgeseli. Anneciğim, yani bak hiç de heyecanlı bir şey izlemiyoruz. Yani katil başından belli. Belgeselin sonunda her durumda katil eşek arısı çıkacak. Hay bir susun be yavrum, bir susun. Aa, hay ben bunu rahatlamak için izliyorum ya. Bak. Bu enteresan işte. Demek katil eşek arıları belgeseli izlerken rahatlıyorsun ha? Bu durumda vampir yarasa belgeseli izlesek kim bilir ne biçim ferahlarsın. Yok kız. Belgeselin mevzu yemyeşil ovalarda geçiyor Sıdıka. Tıpkı bizim köy gibi. Hmm. Ondan ya. Yeterince ferahlamışsındır herhalde anne. Şimdi sıra bende. Ver biraz dolaşayım ya. Belki maç falan vardır maç bir kanalda. Maç istemiyorum ya. Ver şunu ya. Dur, bırak. Yok, bırak da izleyeyim şu mübarek hayvanları. Hem ben dolaştım kanalları. Maç falan yok. Sen maç mı istiyorsun Samim? He? Hadi kap gel o zaman şu tavlayı da. Alemler bir tavla maçı görsün yavrum hadi. Ya, hay aksi. Pii. Ya bizim tavla kamyoncuda kaldı baba. Ne kamyonu? Ya
İşte öbür evden taşınırken aman bizim tavla kaybolmasın. Arada bir babamla oturur oynarız ve kendisi beni yener diyerekten öbür eşyaların arasından tavlayı alıp şey ettiydim. Ne ettiydin? Alıp kamyoncuya emanet ettiydim. O da torpidoya koymuştu. Alıp gitmiş alçak adam ya. Halbuki biz şimdi ne güzel tavla oynardık seninle. Yani dünya alem bilir ki sen iyi bir tavla oyuncususundur. Yani hiç öyle hırgür falan çıkartmaz. Sportmence yenilgiyi kabul eder ve... Kamyoncunun günahını alma oğlum. Bak adam getirip tavlayı koltuğun altına koyuvermiş yavrum. İyi. O zaman o koltuğun altından alıp direkt benim koltuğumun altına koyalım baba. Yani hükmen mağlup olayım ben. Tabii nasıl olsa yenersin sen beni. Yenersin. Otur şuraya. Otur. Hayır yani niye hiçbiriniz benimle tavla oynamak istemiyorsunuz? Onu anlamıyorum ya. Hayır yani mızıkçı falan da değilim ki ya. Anlamıyorum ya. Allah Allah. Ay dilimi katile şekerleri soksaydı da maç lafı etmeseydim ya. Hadi lan hadi. Fazla konuşma da at zarını. Bakalım önce kim başlayacak? Buyur baba. Senden başlayalım. Ne demek? Sadaka mı veriyorsun lan? Eşşoğlu eşek. He? At zarını hadi. At hadi. Altı. Bir. Daha baştan sırtını dönüyor. İçine tükürdüğümü kemiği. Oyna hadi. Oyna. Düşüş. Ay aksi. Ya ben gidip fincan getireyim değil mi baba? Fincanla atalım zarları. Tabii tabii ya. Otur lan. Otur yere. Ben seni biliyorum. Geçen gün de gittim fincan getireyim diye 3 gün sonra döndün. Otur. Oyna düşeşine. Oyna. Tamam ya. O bir... Bu da... Aa! Ne? Kapı çalıyor gördün mü baba ne ya? Hey Allah ya! İlahi kudret halime acıyıp yukarıdan bir tavla oyuncusu yolladı herhalde.